Sevgili Genel Başkanım Server Gökmen'e çok teşekkür ediyorum. Oturumu yönetmek üzere sevgili meslektaşlarım Hasan Tandoğan ve Emine Metin Esmer'i kürsüye davet ediyorum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bayağı bu akşam kalabalığız. Malum SGK teşvikleri var. Esnaf odalarından da teşviklerimiz var. Onlar hepimiz için önemli gelişmeler bunlar. Hepimiz merak ediyoruz. Hepimiz öğrenmek için bir an önce can atıyoruz. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz ama ben gene de tanıtayım, çoğunuz biliyordur. Hasan Tandoğan ben. Zeytinburnu bölgesinde mali müşavirlik faaliyetimi halen yapmaktayım. Dernekte yönetim kurulundayım. Bu toplantıyı arkadaşımla beraber sunacağız. Öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. Ben de derneğimizin eğitim komite üyesiyim. Ben de mali müşavirlik yapıyorum, bağımsız olarak. Teşekkürler. Arkadaşlar, gündemimizde biliyorsunuz ilk önce esnaf odalarından bilgi alacaktık, esnaflarla ilgili, bu teşviklerle ilgili. Yalnız biliyorsunuz hükümet yeni kurulduğu için hükümetimizin Sanayi Bakanı tüm alt birimleri acil bir toplantıya çağırmış. Bu acil toplantıdan dolayı o gündemi şu anda gerçekleştiremeyeceğiz. Bu son dakikada, bizim de son dakikada haberimiz olan, bize de onlara da son dakika iletilmiş olan bu şeyden dolayı, bu son dakika gelişmesinden dolayı özür dileriz. Ama bundan sonraki toplantılarımızda eğer müsait olurlarsa, biz de müsait olursak, çünkü bizim de eğitim programlarımız yoğun, onları en kısa sürede onları da bilgi alacağız. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Bu arada Nusret Sümer Beyefendi basınımıza da hoş geldiniz diyoruz tekrar. Her zaman yanımızda, faaliyetlerimizi takip ediyor, medyada bildiriyor bize, diğer meslektaşlarımıza da. Çok teşekkür ederiz. Şimdi o yüzden gündemimizin ikinci kısmına geçeceğiz. Evet. Avcılar Sosyal Güvenlik Merkezi'nden İşveren Servisi Şefi Sayın Can Polat Sireli aramızda. Kendisi bizlere güncel işveren teşvikleri konusunda bilgilendirme yapacaktır. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Burada son zamanlarda tabii SGK teşvikleri çok gündemde olduğu için ve mali müşavirler ve muhasebeci arkadaşlarımız tarafından devamlı bu konuya ilgili bilgi almak istediği için sizler elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Ama tabii süremiz ne kadar el verirse o kadar yardımcı olacağız. Sonra sorularınızı alacağız. Bu arada şunu iletmeyi unuttum ben. İlk önce üstadımız bu konuyla ilgili anlatımı yapacak. Soruları daha sonra alacağız. Çünkü hem kalabalığız hem de bu konuyla ilgili çok soru sormak isteyen arkadaşımız olacaktır. Dikkatleri dağıtmamak adına ve konuşumuzun daha doğru olması ve hepimizin daha iyi anlaması adına soruları daha sonra alacağız arkadaşlar. Şimdi genel olarak baktığımızda Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sigorta birim olarak 4. maddenin, yani 5 meclis 10 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendine göre çalıştırılan işçilerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası olmak üzere 3 başlık altında sigorta primi kesiliyor. Tabii ayrıca bir de işsizlik sigortası kesintimiz var. Kısa vadeli sigortalı kollarında sigortalı payı yok. İşveren payı %2 olarak uygulanıyor. Uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı payı %9, işveren payı %11. Buradaki %11 fiili hizmet süresi zammına göre değişiyor. 60 gün fiili hizmet süresi zammında 1 puan daha ekleniyor. Yani %12 oluyor. 90 gün fiili hizmet süresi zammında 1,5 puan ekleniyor. %12,5 oluyor. 180 gün fiili hizmet süresi zammında da 3 puan ekleniyor. Toplam %14 olarak uygulanıyor. Genel sağlık sigortası priminde %5
Sigortalı payı %7,5. İşveren payı toplamda %12,5 olarak uyguluyoruz. İşsizlik sigortasında da toplam %3 olan işsizlik sigortası payının %1'i sigortalı payı, %2'si işveren payı olarak uygulanıyor. Sigorta prim teşviki nedir? Genel olarak bakacak olursak, ülkemizde istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi ve engelli sigortalıların istihdamın artırılması için devlet teşvik kanunlarında belirli şartlarını getiren işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primi belli oranda ve belli sürelerde kurumlarca karşılanmasını sağlıyor. Şimdi teşvik denilince genelde bizim gördüğümüzde en fazla uygulanan teşvik, yani halk dilinde diyeyim, halk dilinde 5 puanlık teşvik diye geçen malülük, yaşlılık, ölüm sigortası işveren sitesinden 5 puanlık indirim. Bu 5 meşru sayılı kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının I bendinde öngörülen teşvik. Genelge olarak da 2008'e 93, 2009'a 139 ve 2011'e 45 sayılı genelgelerde anlatılmaktadır. Başlama tarihi 1-10-2008, yani 5 meşru sayılı kanunun ilk defa yürürlüğe girdiği tarih. Finansmanı hazine. Bir örnek vererek başlayalım. Mağlulük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim işveren hissesinin 5 puanlı kısmına isabet eden tutar, prim esas kazanç üzerinden hesaplanarak hazinece karşılanır. Örnek olarak 2000 TL ödenen bir sigortalıya %14 sigortalı hissesi 280 lira yapıyor. Geriye kalan %20,5 işveren hissesi de 410 lira olmak üzere toplam 690 lira olarak tahsil ediliyor. 5 puanlık prim teşvikinde ise gördüğünüz gibi 2000 TL'nin %5'i 100 lira yapıyor. 690 liradan 100 liraya çıkardığımızda 590 liralık bir ödeme yapılması isteniyor işverenlerimizden. Kapsamda olanlar, kapsamda 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının A bendine göre sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri bu indirimden yararlanabiliyorlar. Kapsam dışında olanlar da resmi sektör işverenleri, 1-3-2011 tarihinden önceki kamu idareleri, 1-3-2011 tarihinden sonra 5335 sayılı kanunun 30. maddesinin 2. fıkrası kapsamında belirtilen iş yerleri bundan yararlanamıyor. Ayrıca yine 5335 sayılı kanunun 30. maddesindekiler gene bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler vesaire bu şekilde. Bundan ayrıca kim yararlanamıyor? Yurt dışında çalışan sigortalılar ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan dolayı 5 puanlık indirimden faydalanılamıyor. 2011 Mart ayına ilişkin aylık prim hizmet belgesinden başlamak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4734 sayılı kamu ihale kanunu dışında alım ve yapım işlerine ilişkin işlerde de 5 puanlık indirim uygulanmıyor. Yararlama şartlarına bakacak olursak, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde kuruma verilmesi gerekiyor arkadaşlar. İkincisi, işverence ödenmesi gereken primlerin de yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Tabi burada 4. maddenin 1. fıkrasının A bendine göre sigortalı çalıştıranlar da ücret ödeme dönemine göre aylık prim ve hizmet belgesinin kuruma verilme süresi farklılık gösteriyor. Bunlar da ücretini 1 ile 30 arasında alan sigortalıları çalıştıranlar da takip eden 23'üne kadar aylık prim ve hizmet belgesini kuruma ibraz etmek zorunda. Ücretini 15'i ile takip eden ayın 14 arasında alan sigortalıları istihdam eden işverenler ise takip eden ayın 7'sine kadar, ödeme dönemi tabi 14 oluyor. O zamana kadar aylık prim ve hizmet belgesini kurumumuza ibraz etmek zorunda. Bir örneğimiz var. K Limited şirketin 2015 Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 5510 sayılı kanun numarası seçmek suretiyle düzenlediği varsayıldığında 5 puanlık indirime yararlanabilmesi için belgenin en geç 24 Nisan Cuma gününe kadar gönderilmesi. Buradaki 24 Nisan tabi ayın 23'ünde saat 23.59'a kadar bildirge verme süresi olduğu için 24 olarak aldık. Belgenin muhteviyatı prim borçlarının da en geç 30 Nisan gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Tabi buradaki 30 Nisan gününün hafta sonuna denk gelmesi durumunda
takip eden, yani pazartesi gününden itibaren ilk iş gününde ödenmesi durumunda da teşvikten yararlanabilecektir. Yine yararlanma şartlarına devam edelim. İşveren kurumu yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası boyunun bulunmaması. Yine bundan yararlanabilmesi için zamanında gönderdiği aylık prim ve hizmet belgesini onun ait olduğu ayı süresinde ödeme şartıyla beraber geçmişten de hiç borcunun bulunmaması gerekiyor. Teşviğin diğer şartlarından birisi de bu. Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı borçlarının ayrıca çeşitli kanunlar gereğince, yani normal yapılandırma kanunlarında olduğu gibi 6183 sayılı kanunun 48. maddesine istinaden yapılandırıldığı durumlarda da yapılandırmalar bozulma koşuluna girmediği sürece 5 puanlık indirimle faydalanabiliyor. Mart 2011 tabi bu tarih bir nevi milat oldu. 6111 sayılı kanunun çıktığı tarih. Bundan öncesinde ve sonrasında bazı değişiklikler yapıldı. 1 Mart 2011 öncesinde diğer teşvik kanunlarına istinaden işveren hissesi sigorta prim teşvik uygulamasına yararlanmakta olan işverenlerin teşvik kapsamına giren sigortalardan dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 5 puan indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktaydı. Fakat 1 Mart 2011 tarihinden sonra eğer işveren aynı anda birden fazla teşvikten yararlanıyorsa ilk önce 5 puanlık indirim düşüyor. Yani işveren hissesinden 5 puanlık indirimi alıyoruz. Daha sonra geriye kalan toplam %15.5 puan üzerinden de diğer teşvikleri uyguluyoruz. Bunun nedeni ne olacak, neden oluyor diye soracak olursak, 5 puanlık teşvikte diyelim ki kişi 5000 lira üzerinden sigortalı bildiriliyor. Ama bazı teşviklerde 5000 lira üzerinden değil de asgari ücret üzerinden baz alınarak onun üzerinden geriye kalan 115.5'lik prim düşünüyor. Bu yüzden hani bir nevi işverenlerin lehine olacak bir şekilde %5 puanlık kısmı kişinin bildirildiği ücret üzerinden kesiliyor. Daha sonra diğer teşviklerde öngörülen yani asgari ücret alt sınır üzerinden yani bildirilen alt sınır üzerinden diğer